Hizmetçi olmak geçmişten günümüze çok iyi bir meslek olarak görülmemiştir. Ancak kimin ne zaman ne olacağını asla tahmin edemeyiz. Bugünkü videomuzda sıradan bir hizmetçi olarak anılan bu kadının gelin nasıl bir değişime uğradığını hep birlikte bakalım. Bir Arap prensi tahta çıkacaktı ama yasalara göre daha önce evlenmesi gerekiyordu. Uygun bir aday bulmak için bölgedeki genç kızları huzuruna çağırdı. Ancak bir türlü istediğini bulamıyordu. Pek çok zengin ailenin kızı da onu delice istiyordu. Arap prensi ise gerçekten de güvenebileceği birisini istiyordu. O yüzden kolay kolay kabul etmeyeceğini belli ediyordu. Sarayda ise bunu duyan herkes prensin kiminle evleneceğini merak ediyordu. Orada bulunan hizmetçilerden biri de prense aşık olmuştu. Fakat kimseye söyleyemiyordu. Muhtemelen dalga geçerler diye saklamayı tercih etti. En sonunda yakın bir arkadaşına söyleyen hizmetçi duydukları karşısında hayal kırıklığına uğradı. Çünkü arkadaşı bile böyle bir şeyin imkansız olduğunu ve hizmetçiyle bir prensin evlenmesini asla kabul etmeyeceğini belirtti. Hizmetçi olarak çalışan kadın oradaki herkesten aslında daha güzeldi. Kendine güvenini toparlayan genç kadın prensi çok seviyordu. Prensin huzuruna çıkmak için planlar kurdu. Annesinin uyarılarını dinlemedi. Çünkü sevdiği adamı bir kere bile görmek onu mutlu edecekti. Beklenen gece geldi. Genç ve güzel kızlar en güzel giysilerini giymişler, süslenmişler, kendilerini beğendirmek için her çareye başvurmuşlardı. Prens kızlara birer tohum verdi. Bunu saksılarına dikmelerini, 6 ay sonra gelmelerini söyledi. En güzel çiçeği yetiştiren kızı kendine eş olarak seçecekti. Herkes tohumu alıp heyecanla evlerine geri döndü. Genç kız da kendisine verilen tohumu alıp saksıya ekti. O kadar bakmasına, özenmesine karşılık toprakta tek bir filiz bile görülmemişti. Her şeyi denedi, uzmanlara danıştı ama bir fayda görmedi. 6 ay dolmuştu ama saksı hala bomboştu. Prense sunacağı bir çiçek olmadığı halde yine de belirtilen gün ve saatte boş saksıyla saraya gitti. Oysa diğer kızlar güzel çiçekli saksılarla gelmişlerdi. Sonunda beklenen an geldi. Prens salona girdi. Kızların arasında dolaştı. Saksıları birer birer inceledi. Hizmetçinin kızını kendine eş olarak seçtiğini duyurdu. Herkes şaşırmıştı. Diğer kızlar bu karara tepki gösterdiler. İtiraz ettiler. Boş saksıyla gelen kız nasıl eş olarak seçilirdi diye düşünüyorlardı. Prens bu durumu şöyle açıkladı. Bu genç hanım en değerli çiçeği yetiştirip bana sundu. O çiçeğin adı dürüstlük çiçeğidir. Çünkü sizlere dağıttığım tohumların hepsi sahteydi ve çiçek açmaları olanaksızdı. Bu duruma çok şaşıran hizmetçi kadın bir anda sarayda en yükseğe ulaşacaktı. Onun sadakati ve güvenilirliği zaten çok biliniyordu. Herkes onun sıradan bir hizmetçi olmadığını biliyordu. Öyle ki prensi bile etkilemeyi başarmıştı. Onunla gülüp eğlenen arkadaşlarına ise büyük bir ders verdi. Prens kendine böyle güvenilir bir kız bulduğu için çok sevinçliydi. Evleneceği kızın sarayda önceden hizmetçi olduğunu öğrenince daha çok şaşırdı. Tabii bu bilgi onun kararını asla döndürmedi. Sahibi olduğumuz zamanların en üstünü nefsimizin istek ve arzularından kurtulduğumuz ve halk için düşünmediğimiz vakittir. İşlediğimiz faziletli amele güvenerek azap olunmaktan korkmazsak helak oluruz. Kim Allah-u Teala'nın rızası için nefsini ayıplarsa, Allah-u Teala onu gazabından korur. Zor günde haline şükreden ve isyan etmeyip dua eden için elbet bir gün kurtuluş olacaktır. Hizmetçi kadının hikayesi de bunlardan sadece birisiydi. Peki siz bu hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.